Dostlar merhaba, Kral Makara'yla yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün anlatacağımız konu Jandarma Genel Komutanlığı bundan 2 ay önce 5000 kişilik uzman erbaş alımını açmıştı. Ve bunun üzerine KPSS şartı getirmişti ve belli bir puan limitinden 50 puanlık bir başlangıç yapmıştı. Ve bunun sonucu 71,5'la puanı kapatmıştı. Bu puan sürecinden sonra başvuran adaylar başvurdu ve çağrılmayı bekledi. Türkiye'de 164 bin aday uzman erbaşlık başvurusunda bulundu. Ve bu başvuru çok olduğu için Jandarma Genel Komutanlığı tahminimize göre 71,5'luk puanı bunun için getirdi. Çünkü ilk başta 50 puanlık bir başlangıç koymuştu. Herkesin kafasında 65 puan vardı. 60 ile 65 arasında gelip gidiyordu. Yani hiç kimsenin aklına gelmiyordu. Gerçekten 71,5 demek yani bayağı bir üst seviyede olmak demek yani. Bu puanı kimse düşünmüyordu arkadaşlar. Çok başvuru olduğu için 164 bin demek yani bayağı bir çokluk demek. Her neyse arkadaşlar, bu süreçten sonra Jandarma Genel Komutanlığı başvuran adayları çağırmayı davet etti. İçinde branşlar vardı. Aşçısı, elektrikçisi, barangozcusu, sıhhiyecisi, birçok böyle dal dal alanlar vardı. Her alandan bir kontenjan sayısı vardı. Bunun hepsini not aldı Jandarma Genel Komutanlığı. Başvurudaki adayları, uygun kriterlere ulaşan kişileri çağırmayı davet etti. Tabi bir anda çağıramazdı. Toplam 25 bin kişiyi davet etmek üzere 2 ay önce başvuru bitti ve 1,5 aydır Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaşı başvurusundaki adayları çağırmaya devam ediyor. Başvurular şu anda bitmek üzere arkadaşlar. Nisan ayının sonlarına doğru başvurular bitecek ve Mayıs aylarının başlarında veya ortalarında sonuçlar belli olacak. Sonuçlar belli olduktan sonra Haziran'ın başlarında veya Temmuz'un başlarında eğitime çağrılmayı bekleyeceksiniz arkadaşlar. Bunun puanlama sistemi vardı. Bir önceki videomda anlatmıştım. Jandarma Genel Komutanlığı bu sene farklı bir sistemle girdi. Hala farklı bir sistemle devam ediyor çünkü. Puanlamaya göre elenecekler. Puanlamaya göre çağrılacaklar. Mülakatta kimseye sen elendin, sen kazandın diyemiyor. Çünkü bir sistem vardı. Bu sistem üzerinden puanlama yapacaklar. Orada da farklı bir puan limiti koyacaklar. O puanın üstünde alanlar çağrılmaya başlayacak. 25 bin kişiyi çağırdı. Bunun içinde 5 bin kişiyi kendi kuvvetine alacak Jandarma Genel Komutanlığı arkadaşlar. İçinde dallar var. Marangoz, elektrik, sıhhiyeci, muharebecisi, aşçısı, bayağı bir branşlar var. Bir anda herkes maalesef çağıramaz. 4 grup oluşuyor. 1. grup çağrıldı, 2. grup çağrıldı, 3. grup çağrıldı. Artık 4. grup son aşama arkadaşlar. Son grubu çağırıyorlar. Meslekte olan, bağlantılı olan kişileri çağırmaya başladılar. Yani Nisan ayının sonlarına doğru mülakat bitecek arkadaşlar. Komple bitecek. Çünkü herkesin artık puanları yavaştan yavaştan belirlenmeye başlayacaktır. Mayıs'ın başlarında artık kime niyet, kime kısmet. İnşallah kısmetinizde varsa bu meslek, vatanımıza, milletimize hizmet edecekseniz, kaderinizde varsa bu mesleğe layık birisisiniz, inşallah olursunuz diyelim arkadaşlar. Böyle bir dua edelim beni izleyen kardeşlerime. Rabbim sizlere gönlünüzdeki mesleği vermeyi nasip etsin. Bu süreçte bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Jandarma Genel Komutanlığı bir açıklama yaptı. Bir sonraki uzman erbaşı alımını 2022 yılının Ocak ayında başlatacak. Bu sene 5000 kişilik bir başlangıç yaptı ve bu bu bitmek üzere artık. Mülakat bittikten sonra sizi çağıracaklar. O süreçten sonra eğitimler var, güvenlik soruşturmaları var. Yani bu şekilde olacak sevgili dinleyen kardeşlerim. Allah yolunuzu açık etsin diyelim. Eğitimde bile elenen kardeşlerimiz var. Yüz kızartıcı bir suç olmadığı süreçte elenmezsiniz arkadaşlar. Siz kendiniz kendinizi elersiniz orada. Kendinizi gözden çıkarırsanız, ipin ucunu koparırsanız oradayken elenirsiniz arkadaşlar. Eğitiminiz 3,5 ay boyunca
geçecek, bu şekilde gidecek. Sizlere temel eğitim, askeri eğitim, spor eğitim, bununla ilgili birçok eğitimi verecekler arkadaşlar. Kendinizi ona göre hazırlayın. Bazı arkadaşlar mülakatta kendini çok kasmış. Kendinizi kasmaya gerek yok. Karşıdaki komutanlar zaten bu sene farklı farklı sistemler geldi. İki türlü mülakat oluyor. Önce spor mülakatını gerçekleştiriyorsunuz. İkinci gün sözlü mülakatını gerçekleştiriyorsunuz. Ve puanını bekliyorsun. Puan sonucunu bekliyorsunuz arkadaşlar. Kendinizi kasmayın. İçeriye girdiğiniz zaman kendinizi karşı tarafa ifade etmenin en güzel yolunu düşünün. Ve diksiyonunuzun karşı tarafa pozitif bir enerjiyle karşılanmasını ve olmasını şey yapın, tamamlayın. Bu şekilde kendinizi geliştirin arkadaşlar. Gerçekten karşıdaki insan, siz kendinizi heyecana ve panik atağa soktuğunuz zaman maalesef eliniz ayağınıza dolanıyor. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Aklınızdaki sorular da gidiyor. Aklınızdaki cevaplar da gidiyor. Bir anda kendinizi kaybediyorsunuz. Onun için nefes alın ve karşıdaki komutanı dinleyin. Baş selamını verin. Tekbirinizi verin. İçeriye girin. Konuşmanızı yapın. Sorulan sorulara cevap vermeye çalışın. Vermiyorsanız anımsayamadım deyin. Ve sorulan sorunun bir kısmını cevaplamaya bakın. Çünkü her şey size sorulan sorularla bitmiyor. Kendinizi ifade etme, özgüvenlik, cesaretlik, kondinasyon, motivasyon, cesaretlilik. Bunlarla ilgili birçok kavramlar var arkadaşlar. Karşıdaki komutan seni çok bilgili olduğun için almıyor. Kendini karşı tarafa ifade etmenin yolunu bulman lazım. Cesaretlendirmen lazım. Kendini karşı tarafa doğru konuşmayı bileceksin. Özgüvenli olacaksın. Yani bir şey gibi düşünün. Bir ünlü düşünün. Bir ünlü düşünün mesela İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur. Ya hani bunun gibi büyük insanları gördüğünüz zaman hani böyle bir insan böyle bir şey oluyor. Hani nasıl diyeyim size, heyecan basıyor. Bunun gibi adrenalin yaşıyorsunuz vücudunuzun içinde, bir panik atak geçiriyorsunuz. Ya hani bunlar eskiden kaldı da şimdiki ünlüler şimdiki eskilerden daha ünlü gibi gözükmeye başladı. Artık insanların bu şekilde, her neyse konuya geçelim. Kendinizi kasmayın arkadaşlar. Mülakat sırasındayken sorulan sorulara cevap vermeye bakın. Ve içeri girerken konuşmanızı iyi yapın. Kıyafetinizi iyi seçin. Çünkü her şey puanlama denilirse sadece sorularla bitmiyor. İçeriye girme anı, konuşma anı, kıyafet, kılık, kıyafet, her şey en baştan en sona kadar. Ama tabii ki çoğunluk olarak %50'lik bir puan sizin sorulara cevap vermenizle ilgili birçok kavram var burada yani arkadaşlar. Her neyse bu şekilde oluyor yani arkadaşlar. Nisan ayının sonuna doğru mülakatlar bitecek. Mayıs ayının başlarında mülakat sonuçları belli olacak artık. Kimin ne puan aldı, hangi puan aralığında çağrılacaksınız, bunu zaten açıklayacaklar. Bu şekilde olacak. Allah yolunuzu açık etsin diyelim kardeşlerim. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup like atıp ve bildirimler de açarsanız benim için bir mutluluk olur kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kral Makara'yla.